Merhaba, Medyaskop'un yeni sinema programı film çıkışına hoş geldiniz. Bu programda sinemanın farklı kollarından farklı konuklarımız olacak. Sinemaya dair farklı konular üzerinden konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bugün ilk konuğumuz Gülten Taranç. Kendisi 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin direktörü. Uluslararası'nın altını çizmek gerek belki çünkü bu sene yeni bir şey festival adına. Hemen Gülten Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkürler. Şimdi ilk olarak bu uluslararası olması festival adına önemli bir şey dedik. Tabii. Buradan da tarihçesini konuşalım istiyorum festivalin. Çünkü 2018'de bir Kadın Yönetmenler Haftası olarak başlattınız bu projeyi. Sonrasında ulusal bir festival oldu ve şimdi de uluslararası bir festival. Bu biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl doğdu, nasıl Tabii gelişti bu ki. proje? Aslında ben de bir kadın yönetmenim. Proje kendi filmimi dağıtırken ortaya çıktı. Çünkü kendi filmime bir dağıtımcı bulamadım ve sinema salonlarıyla bir şekilde irtibat haline geçmeye başladım. Böyle olduğunu gören kadın yönetmen arkadaşlar da dediler ki Gülten, acaba bizim filmlerimizi İzmir'e de getirebilir misin? Ve onun üzerine işte 2018 yılında Kadın Yönetmenler Haftası olarak başladık. İlk senemizde 11 kadın yönetmen ilk filmleriyle İzmir'deydi. İlkler Unutulmaz diye bir seçki yaptık. Daha sonra ikinci yıl daha fazla atölye ve paneller eklendi haftaya. Ve her 10 yönetmenden yalnızca biri kadın sloganıyla devam ettik ve üçüncü yıl her kadın başka hayaller kurar dedik. Festivale dönüşüyoruz dedik. Festival olarak devam ettik. Zaten haftayken de festival gibiydi. Sadece insanların beklentisini bir anda yükseltmek istemedik. Dördüncü yılda ise zaten uluslararası olmamız gerekiyordu artık. En azından beşinci yılda bir şekilde şey yaptık. Dördüncü yılda uluslararası olduk. Tam da pandemiye denk geldi aslında. İyi mi oldu, kötü mü oldu çok emin değilim. Ama sadece Türkiye'den bir seçkiyi, pardon, sadece uluslararası bir seçkiyi yarışma açarak ya da göstererek değil, Türkiye'den filmleri uluslararası platformlara ulaştırarak gerçekleştirdik dördüncü yılda. Mart ayında oldu ilk etabımız. İlk etapta işte East Anglia Üniversitesi ve Britanyalı Türk Kadınları Derneği ile İngiltere'de gösterimler oldu Türk filmleri. Burada ulusal kısımda uluslararası filmlerin gösterimleri oldu, söyleşileri oldu. 16 kadın yönetmen katıldı. Şimdi de Balkan ve Türk filmleri olacak. Öyle bu şekilde Nisan'da da 22 Nisan'da da devam eden bir ikinci etabımız var. Ve becerebilirsek yani pandemi müsaade ederse 25-30 Haziran'da da İzmir'de Seferihisar'da fiziki olarak toplanmak istiyoruz. Peki bu çevrim içi olması festivalin hani yüz yüze geldiğimiz festival ortamlarındakinden farkı ne oldu? Yani diyalog, etkileşim nasıl oldu? Yani bildiğim kadarıyla atölyeler de düzenliyorsunuz. İşte gösterilen filmlerin yönetmenleriyle söyleşiler de oluyor. Ama bunun hani çevrim içi uzaktan olması nasıl etkiledi festivali, etkileşimi? Aslında tabii daha çok izlendik biliyor musunuz? Daha çok izlendik. Fiziki bir festivale göre çok daha fazla sayıda izlenme oldu ama bizim açımızdan motivasyon olarak çok kırıcı oldu. Çünkü biz misafir ağırlamayı seven bir milletiz biliyorsunuz. Siz geçen seneki festivalde vardınız zaten. Ben bir de Balkan göçmeniyim. Böyle severim yani, insanlar gelsin, yesin, içsin, mutlu ayrılsınlar buradan. Tabii onu yapamadıkça üzülüyor insan. Çok da özlediğimiz şeyler yani. Genel olarak da biz misafir ağırlamayı ben özellikle özlüyorum ara ara. Velhasıl şöyle, İngiltere'de mesela biz fiziki olarak da zaten salonu bulmuştuk. Yani
online olduğundan dolayı yurt dışına çıkarmayı başardık gibi bir şey değil. Ama tabii ki online olmasının şöyle bir avantajı oldu. Özellikle Nisan etabında bunu çok fark edeceğiz diye düşünüyorum. Filmlerini dünyaya açanlar üzerinden çok ciddi bir etkileşim alacağımıza inanıyorum. Dünyanın her yerinden soru geldi çünkü. Filmleri izleyemiyoruz, nasıl ulaşabiliriz diye. Dedik ki sadece Türkiye ve İngiltere'de açık. Böyle durumlarla karşılaştık. Tabii online olması işte dediğim gibi yani biz fizikiden yanayız. Gönlümüz hep o şekilde istiyor. Çünkü bu işin asıl olayı da insanların bir araya gelmesi. Bu network'ün, kadın yönetmenler network'ünün bir araya gelmesi. O yüzden her zaman fizikinin yeri ayrı. Bir de dernekten bahsedelim isterseniz. Kadın Yönetmenler Derneği Tabii de ki. festival adına yeni bir hareket. Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle festivali daha kurumsal göstermek adına kurduk tabii ki. Yani öncelikli sebebimiz bizim derneği kurarken festival oldu. Duygu Kocabaylıoğlu, Zeynep Merve Uygun, ben üçümüzün böyle bir anda buradaki İzmir'deki ekip tabii ki 7 kişilik bir şu anda kurul üyelerimiz var ama normalde çok daha fazla sayıda üye kabulü başlayacak yakında. Biz bu dernek aracılığıyla ilk öncelikli olarak festivali düzenlemek istiyoruz. Ama bunun dışında da gerçekten sektörde yaşadığımız sıkıntılarla ilgili çözüm üretmek adına da bir STK'laşma yapısına gittik. Çünkü bence pandemi ile birlikte dayanışmanın öneminin arttığı günler yaşıyoruz. Böyle düşünüyorum. Mutlaka oradan yeni bir işbirlikleri doğacaktır, atölyeler başlayacaktır, başka projeler üretilecektir. Yani sadece festivalle kalmayacaktır. Zaten festivalin ilk dernek olduğumuz yıl bu kadar üç daireye yayılmasının bir sebebi de bu oldu. Yani zaten dernek olarak böyle bir hani faaliyetler silsilesiyle başlamak istedik. Yani uluslararası olması pandemiyle gelen bir şey mi? Yani kolaylaştırdı mı işte Kosova'da, İngiltere'de de olmasını? Yoksa pandemi olmasaydı da olacak mıydı? Yani böyle planlanmış bir şey miydi? Uluslararası olmayı bayağıdır düşünüyorduk. Şimdi şöyle, Türkiye'deki film üretimi de düştü. Yani işe başladığımızda işte 2018'de 10 tane kadın yönetmen arkadaşıma filmi vardı yani. Vardı, gişede vardı. Şu an 2'ye düştü, 4'e düştü. Film bulamıyoruz demek istemiyorum. Tabii ki çok önemli üretimler var. Ama sayılar çok düşük. Yani mesela biz o yüzden ulusal sinema seçkisindeki yarışmayı yani belgesel uzun metrajlarla kurmaca uzun metrajlar yan yana yarıştı. Şimdi uluslararasıyla birleştirmek istemedik yarışmayı biliyorsunuz. Başka bir festivalde öyle bir hata oldu ve çok geri dönülmez bir noktaya gelindi. Öyle bir şey yapmak istemedik. Film yok. İnsanlar çekmemişler ya da yani çekememişler. Bu sayılar düşüyor. Zaten hani bu derneğin de bir amacı hani şey de kurabilirdik. Kadın ibaresi koymadan da kurabilirdik. Bir amacı da zaten sayıların ve niteliğin yükselmesi adına bir takım girişimlerimiz olacak ileriki dönemlerde. O yüzden dördüncü yılda açıkçası biraz da mecburiyetten uluslararası olduk. Yani bunu da söylemek çok acı. Normalde Anladım. çünkü festivaller 5. yılı beklerler uluslararası olmak için. Biz 4. yılda böyle bir girişimde bulunduk. En azından da önceden tecrübe etmiş oldunuz böyle bir şey. Keşke pandemiye denk gelmeseydi ama. Tabii. Bir de bu face to face etkinliğinizden bahsetmek istiyorum. Aslında festivalin yani bakış Evet. açısını da çok
belli eden bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Festivalde gösterilme hakkı kazanamayan filmleri yönetmenleriyle hani eksikliklerine dair konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Evet. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Aslında işte kimseyi elemiyoruz gibi bir durum da var. Çünkü isteyenler başvurup hani bu bölüme seçilenler bizle iletişime geçebiliyorlar. Gerekçelerini açıklıyoruz. İşte biraz bu sene biraz daha böyle yönetmenlerden de destek istedik bu konuda. Yani sadece ön seçiciler değil, kurulda hani yönetmenler de olabilirse farklı fikirleri duysun istedik. Özellikle hani bunu aslında sinema öğrencileri için yapıyoruz, face to face bölümünü. Bence tatlı bir bölüm, güzel yani. Çünkü benim bir yönetmen olarak hani en çok yadırgadığım şey, hiçbir gerekçe duyamıyoruz festivale seçilmediğimizde karşı taraftan. Bu da özellikle yolun başındayken biraz kırıcı ve yıpratıcı bir süreç olabiliyor. Onu deneyimlediğim için kendimden böyle bir bölümü 3. yıl hemen koyduk, açtık. Bilmiyorum. Gelenler de mutlu oluyorlar. O şekilde. Bu seneden Nisan'da olacak face to face. Türk filmleri çünkü Nisan'da gösterileceği için bütün ulusal kısmı Türkiye'deki Nisan ayına koyduk. Bir yönetmensiniz aynı zamanda. Yönetmen, senarist ve müzisyensiniz de. Bu pandemi sizi nasıl etkiledi? Yani kişisel olarak üretiminizi nasıl etkiledi? Hiç olmadığım kadar üretkendim. Öyle mi? Ne güzel. Şimdi şöyle, işin maddi tarafında çok kötü oldu. Yani gerçekten iş gelmedi. İş gelmeyince sinir bozuklukları vesaire, ama yani zaten şu an herkes o durumda. Hani böyle bütçeli iş gelmedi. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Tamamlayamadığım, 3 yıldır tamamlayamadığım senaryomu tamamladım. Onunla köprüde buluşmalarda yarışıyorum şu anda. Ondan sonra bir albüm çıkarıyorum. Albüm kaydettim. Bir tane single çıkardım. Harika. Yapamadığım ne kadar çok şey varsa pandemi döneminde böyle bir patlama olarak. Çünkü benim ihtiyacım varmış durmaya. Yani böyle durdum. Bir hafta zaten durdum. İkinci hafta elimde gitar, bıngır 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 başladım ben çalışmaya. Çok güzel bir albüm oldu. Akustik bir albüm. Müzik Susmasından destek aldım albüm için. Kültür Bakanlığı'nın ve Yunus Emre'nin böyle bir kampanyası oldu. Şimdi Haziran'da çıkacak 31. doğum günümde ilk EP albümümü çıkartıyorum. Daha önce single'larım çıktı ama EP albüm ilk olacak benim için de. Güzel bir deneyim oldu. Umut Utku yaptı aranjelerimi. Hep onunla birlikte çalışıyoruz. Böyle müzik de bir koldan devam ediyor yani. Kedi aldım kendime. Evimde artık bir kedim var. Kişisel olarak. Bana artısı kedim. Yani Eros diye bir ev arkadaşım var. Ben mi onun evinde oturuyorum, o mu benim evimde oturuyor bilmiyorum. Böyle kocaman oldu o da. Festival pandemiyle büyüdü. Pandemiyle büyüdü. Ben başarınızın devamını dileyeyim. Bir de festival ekibinden bahsetmek istiyorum. Ekibinizi az çok bir geçen sene geldiğimde bir tanıma fırsatım olmuştu. Orada da öğrencileri daha çok işte staj gibi yani eğitmek üzere o şekilde bir ekip kurmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Biraz daha büyüdük ama bu sene. Yani yaş ortalamamız 26'ya çıktı bir. Büyüdü mü diye soracaktım hadi. Şöyle Özyeğin Üniversitesi'nden akademisyen bir arkadaşımız, Doktor Zeynep Merve Uygun dahil oldu uluslararası koordinatör olarak. Onun dışında Doktor Ebru Beyazıt İngiltere'den dahil oldu ekibe. Nena Popovic Sırbistan'da şu anda kendisi Balkan temsilcimiz oldu. Duygu Kocabaylıoğlu'nun görevi de azdı. Yani moderasyonları falan yapıyordu. Direktör yardımcısı oldu. Sinema yazarı kendisi.
Aslında biz bu dört kişi üzerinde çok fazla yük bölüştürdük. Çünkü artık kolektif bir şeye gidiyor. Yani bu festival belki çok bireysel bir hareketle başladı ama kolektif bir mücadeleye de döndü. O da çok hoşumuza gidiyor. Yani biz her şeyden önce yakın arkadaş olduk. Ama o öğrenci tayfası devam. Galatasaray Üniversitesi'nden, Özyeğin Üniversitesi'nden stajyerlerimiz var. Online olduğu için Türkiye'nin dört bir yanından stajyer çalıştırabiliyoruz. Yani güzel, keyifli geçiyor. Ki son olarak pandeminin sinemaya etkisini sorayım size genel olarak. Yani bir yönetmen olarak ne düşünüyorsunuz? Yani sinemacılar nasıl etkilendi ve filmlere nasıl yansıdı bu içerik olarak, biçim olarak? Tabii. Şimdi bu daha yansıyacak. Yani şimdi öncelikli olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Sinema perdesi için biliyorsunuz daha geniş ölçekler kullanılır vesaire. Bu ölçekler daralacaktır. Sonra yani benim aklıma ilk gelen şey şu. Zoom teleobjektif çok kullanılacaktır diye düşünüyorum çekimlerde. Yani ben şu an mesela bir çekim yapsam, klip bile çeksem hani teleyi alırım elime. Hani daha uzaktan mesafeyle hem alan derinliği de yakalayarak bir kere sinema boyut değiştirdi. Şimdi salonlar tekrar açıldığında bile belli bir zaman sonra izleyici gelecektir. Yani bir sene daha bize sinema sonunda film izlemek pek mübah gözükmüyor. Açık hava sineması belki projelendirilebilirse. Yani aslında bakarsanız bir eskilere dönüyoruz farkındaysanız. Hani herkes doğal yaşama döndü. Açık hava sineması düşünceleri başladı. Mesela araba sineması çok istedik biz festivalde uygulamak. Ama orada da şöyle bir sıkıntı oluyormuş. Radyolar 45 dakikanın üstünde kalınca akü bitiyormuş. Akü bitince yandaki araba motor çalıştırınca işte diğeri duymuyormuş. Yani orada bir ses problemi oluyormuş. Akü hikayesinden dolayı. Bunu öğrendik. Yani çünkü arabalı sinemanın sesi radyodan geliyormuş. Bunu bayağı araştırdım ben aslında. Festivali arabalı sinemada yapmak istiyordum. Çok istiyordum bunu. Olmadı. Seferihisar'da açık hava sineması olarak yapacağız. Şey olarak da daha kısa sürelerdeki işlerin önü daha açık diye görüyorum. Yani mesela buna Gain ve Exxen başladı biraz böyle kısa kısa şeyler çekmeye ama dünyada da yani kısa filmin yolu çok açılacak diye düşünüyorum pandemiden sonra. Çünkü insanlar hani bir şey üretmek zorundalar. Ama bir taraftan da insanların tahammülleri azaldı bir şeyleri izlemeye. Gerçekten Netflix'le kalite çok yükseldi şey olarak diyorum, prodüksiyon olarak. Yani bizim işimiz çok zorlaştı aslında. Destek bulmak zorlaştı. Sinemacıların yaşam standartları çok zorlaştı. Yani yaptığımız işin şu an hükmü var ama yok. Yani sadece çok büyükler kazanıyor gibi bir durum. Mutlaka bu da kendi içinde bir yeni bir biçim, yeni bir dil bulacaktır. Yeni bir vücut bulacaktır bu pandemi sürecinin sonrasında da. Aslında sonrasında başlayacak çünkü hikaye. Burada da sizin gibi bağımsız sinemacılara aslında görev düşüyor. Yani sürdürülebilirliği sağlamak, Evet. üretimi sağlamak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim davetimi Ben kabul teşekkür ettiğiniz ederim. için. Ben teşekkür ederim. Ekibim adına da çok teşekkür ediyorum. Umarım daha fazla izleyiciye ulaşır festival. Evet. Buradan hatırlatalım. Kadın 22 yönetmenler Nisan. 22 Nisan'da tekrar başlayacak. Yani tekrar Evet. başlayacak dedim. İkinci etabı başlayacak festivalin. Sonrasında 25 Haziran'da da üçüncü etabı Evet. yüz yüze gösterimler olacak ve ödül töreni olacak. Festivalin sitesinden de takip edilebilir.
Aynen. Festival sitesinden atölyeleri de yakında açıyoruz. Duyuruları çıkarız zaten. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün Gülten Taranç ile birlikteydik. Kendisiyle 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali üzerine konuştuk. Pandeminin sinemaya etkilerini konuştuk. Bir başka 2 hafta sonra bir başka film çıkışında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.